Öncelikle partimize emek vermiş, bu haklı mücadelemize yanımızda olmuş tüm üyelerimize katılım sağladıkları için yürekten şükranlarımı ve en kalbi duygularımı sunuyorum. Burada bizleri yalnız bırakmayan değerli basın emekçilerinin de katılım sağladıklarından dolayı kendilerine tekrardan şükranlarımızı belirtiriz. Basına ve kamuoyuna, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne, partilerimize ve kalbi demokrasiden, hak, hukuk ve adaletten yana olan bütün yurttaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Bağlar İlçe Başkanlığımızın 27 Eylül Pazar günü yapılması gereken ilçe olan kongresinin il başkanı Abdullah Atik ve 13 il yöneticisinin tüzüğe aykırı olarak korsan bir şekilde aldığı karar ile kongremizin iptal edildiğini öğrendik. Bağlar İlçe Kongresi'nin iptal kararına gerekçe olarak mahalle sandıklarının kurulmaması gösterildi. Ancak Bağlar İlçe Başkanlığı olarak bahse konu olan mahalle delegeli listelerinde Bağlar İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin ıslak imzalarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik'in de ıslak imzası ve mührü bulunmaktadır. Şimdi sorulması gereken iki soru vardır. Bir, madem mahalle delege seçimi usulüne uygun yapılmadı ise İl Başkanı Abdullah Atik'in neden usule uygun olmayan bir seçime imza atıyor? 2. İl Başkanı Abdullah Atik imzaladı ve usulüne uygun diye onayladı bu seçimi ne gerekçeyle iptal ediyor? Ancak buradan ifade etmek gerekirse ilçe kongremizin iptal edilmesindeki asıl sebep ilçe il başkanı Abdullah Atik'in 13 kişilik delege listesinden partiye aidiyet duygusu beslemeyen ve partinin hiçbir kademesinde emeği olmayan, kendi yakınları ve akrabaları için 50 kişilik kontenjan istemesi talebidir. Ancak biz böylesi bir dayatmaya razı olmayacağımızı ve partinin öz evlatlarının temsiliyet haklarına sahip çıkacağımızı kendilerine belirttik. Şunu asla unutmamalıyız ki seçme ve seçilme hakkı tıpkı yaşam hakkı gibi anayasal hakkımızdır. Gerek il başkanımız Abdullah Atik ve il iptal kararında imzası bulunan 13 il yönetim kurulu üyesine basının ve kamuoyunun huzurunda şu soruyu sormak isterim. Eğer sizde onur ve vicdan sahibiyseniz basının karşısına geçin ve Diyarbakır il örgütü olarak 16 ilçenin de tümünde tüzüğe uygun hareket ettiğini söyleyin. Yoksa gerek üyelerimizin gerekse ilçe yönetimimizin gasp ettiğiniz seçme ve seçilme hakkımızı iade edin. Ben bugün bu basın açıklamasında sadece Diyarbakır'a emek veren partilerimize değil, bütün Türkiye'de partimize emek vermiş, mücadele etmiş yoldaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bizler Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü başlatmasının altında yatan hak, hukuk ve adalet yürüyüşünü ilham alarak hakkın, hukukun ve adaletin yerini bulması adına gerek bizim gerekse diğer partilerimizin hak mağduriyetlerinin giderilmesinin sesi olmak adına bugün itibariyle 3 günlük açlık grevine başlayacağımızı ve bu antidemokratik kararın düzeltilmemesi halinde ise açlık grevini ölüm orucuna dönüştüreceğimizi ve bu süreçte hiçbir tıbbi müdahaleyi kabul etmeyip reddedeceğimizi kamuoyu önünde beyan ederim. Yaşasın demokrasi, yaşasın aklı ve vicdanı hür olanlar. Hak, hukuk, adalet. Bizlere bu zorlu süreçte, bu antidemokratik süreç içerisinde bizlere destek veren tüm Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partililerine ayrıca teşekkür ederim. Ve Diyarbakır'a gelerekten bizleri onur eden önceki dönem milletvekilimiz ve parti meclis üyemiz Sayın İlhan Caner'e de bu sorunun çözümü hususunda, hukuki çözümü hususunda ve göstermiş olduğu ilgi alakadan dolayı
bizleri onur ettiğinden dolayı kendilerine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Bağlar İlçe Örgütü'nün emekçi partili üyeleri olarak sizlerin bize göstermiş olduğunuz bu desteği biz saygıyla karşılıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Bu antidemokratik bir uygulama, çok açık, tartışmasız. Ama sadece Bağlar İlçe Örgütü ile ilgili de değil. Hem Diyarbakır İl Kongresi'nin nasıl şekilleneceğini de belirleyecek bir uygulama. Hem de kurultayın iradesini etkileyecek bir uygulama. Dolayısıyla buralarda ortaya çıkacak seçmen üyelerimizin, seçmenlerimizin, delegelerimizin iradesi kurultaya doğru şekilde yansımayacaktır. Dolayısıyla kurultayın meşruiyeti de tartışmalı hale gelecektir. Hem de partinin genel seçimler sonrasında ortaya çıkan durumdan dolayı yaşadığı bu moral bozukluğu çok kritik bir seçim öncesinde, yerel seçim öncesinde partinin tartışılmasına neden olmaktadır. Bu tarz uygulamalar dışarıya karşı büyük bir demokrasi mücadele veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde de demokrasiyi tesis etmesi zorunluluktur. Ben bir an önce zaman varken bu kongrenin tarihinin belirlenerek Bağlar ilçesinin demokratik iradesinin kurultaya yansımasını bekliyorum, talep ediyorum. Elimden gelen de yapmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.